Vaktiyle bir adam bir taş ustasının yanına gider. Der ki, usta ben de aynı senin gibi bu taşların hepsine bir meylim var. Çok seviyorum bu taşları. Beni yanında geliştirsen, eğitsen, öğretsen bana bunları. Belki de böyle bir kabiliyetim vardır, ben öyle hissediyorum ama sen de bu kabiliyeti keşfedersen günün birinde ben de aynı senin gibi bir usta olurum der. Usta şöyle biraz bakar, bir şeyleri anlamış olacak ki der ki elini uzat. Uzatır elini, bir tane yeşim taşını avucunun içine bırakır. Kıymetli bir taştır. Kapatır avucunu, der ki eğer ilk vazifeyi yerine getirirsen İkinci, üçüncü vazife ve sonraki süreci beraber yine yapabiliriz der. Tamam der. Ne olacak peki vazife? Tam bir sene boyunca bu avucunun içindeki yeşim taşını bırakmak yok. Gece yatarken hava sıcakmış, soğukmuş falan hiç fark etmez. Gittiğin her yere bu yeşim taşıyla gideceksin. İnsanlar soracak burada ne var? Anlatmayacaksın. Sabırlı olacaksın. Anlatsana zaten çok anlamayacaklardır bu görevi, vazifeyi. Tamam der adam. Çıkar gider. Ama bir anda sorgular tabii. İlk başta biraz tedirgin olur. Gece yatarken düşer bu. Hava çok sıcak olduğunda elim terleyecek falan. Bir sürü şey düşün. Sürekli aklına bir şeyler geçer. Ama aradan da bu sırada aylar geçer. Çünkü çok istiyor ve vardır ustanın bir bildiği der. Aradan epey zaman geçmiş. Artık bir yıla çok yaklaşmış ama adam çok sıkılmış artık. Böyle bunalmış. Yani ya bir taşlara meylimiz var bu kadar da olmaz falan. İçinden hatta böyle bir serzeniş de geçiyor. Ustasının yanına gelir artık. Dükkandan içeri girer. Usta ben geldim. Tam bir sene geçti. Artık bu coşkuyu ona hissettirecek. Elindeki yeşim taşını al artık ne olur al. Bana yeni görevleri ver. Tamam der usta. Yeni vazifeni zaten hazırladım bile. Geleceğini biliyordum. Tamam peki usta ne yapacağız şimdi? Şimdi sana yeni bir taş daha vereceğim. Aynı şekilde avucunun içine yine koyacağım derken öteki adam lafa atlar. Ya usta ne yapıyorsun Allah aşkına yapma bak bir senedir zaten bunu yapıyorum. Şimdi sen diyorsun ki ikinci bir taş olacak. Bu taş ne taşı? Yine yeşim taşı diyor usta. Yeşim taşı zaten vardı derken usta bu sefer onun sözünü keser. Getirir avucunu tam böyle koyar ve kapatır hızlı bir şekilde. Ya usta ya bu olmaz falan derken adam bir duraksar orada. Usta sen buna ne taşı demiştin? Yeşim taşı. İyi de bu yeşim taşı değil ki. Deyince usta hafif bir tebessüm eder. Olmuşsun sen, olmuşsun der. Şimdi ben bundan iki tane sonuç çıkarıyorum. Bir öğrenciye bu ne mesaj verir? Birincisi, aylardır, belki de yılı aşkın süredir ellerinizde taşlar, kıymetli taşlar. Bu kıymetli taşı neye benzetiyorum ben? Kabiliyetlerinize. Sadece sizin bildiğiniz, bir de Allah'ın bildiği bir kabiliyetiniz var değil mi? Şu an kimse bilmiyor. Anlasanız da anlamıyorlar çünkü öyle bir vazife de verilmemiş. Henüz sizi de kimse keşfetmemiş. Bir bıraksalar bizi aslında çok şey yapacağız da o günlere daha biraz vakit var. Peki, birisi buna benzetiyorum. İkincisi, tam bir yıla yakın süre belki daha fazla o mücadele, o sabır, bıkkınlık, sıkkınlıkla hepsine kadar geldiniz ama bir gün gelecek ve bu yeşim taşı değil aslında dediğiniz an aslında sizin bir kademe daha üste çıktığınız an olacak. Kabiliyetler, o yeşim taşı aslında güzel insanlar. Ne olur sadece bu sınav sistemi yüzünden bu kabiliyetlerinizi, bu yeteneklerinizi sakın çöpe atmayın. Ya beni aslında biri bir keşfetse falan var ya deyip de hani kendinizi böyle melankolik hallere sürüklemeyin ne olur. Bakın Türkiye'de artık bazı oluşumlar başladı. Mesela V-Accept denilen yeni bir oluşum var. Aşağıda linklerini de koyacağım. Bir inceleyin şunu. Ne var biliyor musun mesela orada? Diyelim ki aranızdan birisi psikolojiye inanılmaz bir aşkla bakıyor. O bölümü çok istiyor. Meyilli de insan psikolojisine, iç dünyasına falan acayip ilgisi var. Ama inanılmaz derecede bir matiki yapması gerekiyor. Ona göre o matiki çok yukarılarda. Belki Türkçeden nefret ediyor ve o Türkçeyi yapamayacak sınavda. Ve ister isterseniz puanı da istediği gibi sağlayamış. İşte bu projeler ne yapıyor biliyor musunuz? Artık diyor ki o güzel insan gerçekten o bölüme aşıksa gelsin. Biz onu önce bir mülakat alalım. Bir bakalım. Hakikaten şöyle bir görelim onu. Eğer bu alanda cidden bir ehliyeti, bir kabiliyeti varsa bu işin ustaları bir baksın. Eğer böyle bir taraf varsa biz gerekirse üniversitemiz onu tam burslu dahi okutabiliriz. Belki başka burslar, belki başka imkanlar ama bir şekilde kabiliyeti olan her insan bence bu kabiliyetin peşinden gitmeli. Benim kendimin de yıllar öncesinde belki elimde bazı yeşim taşları vardı. Anlatıyordum insanlara. Kimse tınlamıyordu. Vallahi bak böyle kimse bakmıyordu bile. Yani görüyordu böyle. Yani işte ya hocam çok da şey yapma çünkü olmaz. Kırıkkale gibi küçük şehirde yaşıyorum ben. Hocam Kırıkkale'de ne diyorsun Allah aşkına? Türkiye'nin her yerine giden seminerler yolculuğu oluştu yıllar sonra. Tahmin ediyor muydum? Şu anda 750 bin lira yakın bir abonemiz var. İnanılmaz bir noktaya geldi. Her şey o yeşim taşına inanarak mücadele etmekten geçiyor güzel insan. Ne olur mücadeleden vazgeçme ve elindeki yeşim taşlarının yani kabiliyetinin farkına var. Günün birinde bize de ispatla, topluma da, insanlığa da ispatla bunu güzel insan. Kendine çok 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 iyi bak. Görüşmek üzere. Güle güle.